Günaydın herkese. Mutlu bir yıl diliyorum tekrar. Eğer herkes buradaysa artık başlayabiliriz. Mutlu bir yıl dileyeceğiz. Dileyerek başladık da olacak mı? Çok emin değilim. Gerekçesi dünya yine savaş tamtamları eşliğinde girdi. Yeni bir yıla, yeni bir yılı da böyle karşıladık maalesef. Bizim açımızdan ne kadar iyi olacak zaten tartışıp duruyoruz. Geçen sene son 3 aydır sürekli olarak bunun üzerinde konuştuk. Zaten bu yayınların da amacı o. Çok teşekkür ediyorum şu yayından diğer dostları da haberdar eden sevgili dostlarıma. Lütfen şu aşağıdaki kişi imajına bir dokunun ve oradan diğer dostlarımız da gelsin. Geçen sene sürekli olarak bunu konuştuk. Yani yeni bir yıl nasıl gelecek? Önümüzdeki dönem bize ne getirecek? Günaydın, Rojbaş, good morning, guten Morgen, bonjour. Ama bu konuşmaların eşliğinde ortaya çıktı ki özellikle yılın sonuna doğru yaklaşırken gördük ki net bir şekilde çok hayırlı bir yıl gelmiyor maalesef. Umarız yanılıyoruzdur. Her zaman o payı bırakacağız, o opsiyonu bırakacağız ama Rusça günaydın bilsem, dükkan sizin ama bilmiyorum. Neyse. Şöyle bir durum var. Yeni yılı karşılarken, eski yılı uğurlarken kötü bir haberle uğurladık. Bugün yayının başlığında da gördünüz. Aslında benim yaş kuşağım için çok bilinen Dobre Ultra. Peki, öyle. Benim yaş kuşağım için, benden bir büyük yaş kuşağı için çok bilinen bir şey bu. Bir yeşil kuşak projesinden söz edilir. Hatta 80 darbesinin ardında da o Mauritius adasından selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun sevgili Celal. Ne güzel. Ta oradan böyle yüz yüze gelebilmek, en azından tek taraflı da olsa gelebilmek çok güzel bir şey. Bu projeden bahsedilen, kastedilen şey şuydu her zaman için. Bütün dünyada, özellikle dünyanın bir kutbu tarafından, Amerika Birleşik Devletleri tarafından oluşturulan bir savaş düzeni. Gerekçesi de şu, dünyada din üzerinden savaş çıkartmak çok kolay. Bugüne kadar, Brooklyn'e de selamlar. Bugüne kadar çok denenen, çok bilinen bir sistem zaten. Dünyanın neredeyse son 45-50 yılı, Soğuk Savaş'ın hemen ardından denenen bir yöntem bu. Din üzerinden bazı savaşları, bazı gerginlikleri körüklemek, bunlarla birlikte dünyada yeni bir düzenin oluşmasına ve o düzenin elbette kapitalizmin bir eliyle devamına yönelik bir sistem. Yeşil Kuşak projesinin içinde biz de vardık. Hatta 80'lerin ortasında artık ihtilalin ağırlığı, o darbenin ağırlığı yavaş yavaş kalkmaya başladıktan sonra net şekilde konuşulmaya da başlanmıştı. Daha sonra üzerine çok yazıldı, çizildi, filmler çekildi. Bizim çocuklar yaptı hikayesi var yani şu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na ihtilalin, darbenin haber verildiği anda söylenen ikinci cümle. Bizim çocuklar yaptı yani sakin olun. Ve o günden bugüne kadar bizim de içinde bulunduğumuz coğrafyada şiddetle körüklenen bir din savaşları ekseni yaratılmaya başlandı. Bunun birkaç tane somut ortaya döküldüğü savaş da gördük. İşte Afganistan'da yaşananlar, İran-Irak savaşı devam eden, ardından Humeyni rejimiyle yani Humeyni'nin Paris'ten İran'a gelişiyle birlikte o Tahran'a inişi, o görüntüler internet üzerinden bulabilirsiniz. Hala var çünkü. Ve dünyanın bir bölümünün büyük bir süratle dine doğru evrilişi, dini hamleler yapışı ve dini yaşam tarzı, yaşam felsefesi olarak benimseyip bulunduğu coğrafyada da hakim kılmak üzere bir şekilde yoğun çaba göstermesi. Bunun birkaç aşaması oldu. Ama en son aşamasını biz bu Arap Baharı denen, bahar olmadığı çok başlarda bile ortaya çıkan ama pek çok kişi tarafından kabul görmeyen olayda gördük. Yine din üzerinden bir sünni eksen yaratma çabası. Yani Akdeniz'in kuzeyinde başlatılan, Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de başlatılıp aşağı kadar devam eden, bütün Orta Doğu coğrafyasını kat edip Arap coğrafyasının sonunda yani Körfez ülkeleriyle Suudi Arabistan'la birleşip orada tamamen başlı başına bir yeşil kuşak oluşturma projesi bu. Birkaç aşamada denendi. Ancak dün artık son adımı atılan olayla birlikte yeşil kuşak yavaş yavaş çözülmeye başladı. Biliyorsunuz eskiden kıyafetlerin üzerine bağlanır. Şöyle yapıyoruz. Herhangi bir dini gruba, bir etnik gruba, bir insana bu şekilde hakaret eden birinin burada yeri yok. Siz başka bir yerden devam edin hayatınıza. Suudi Arabistan aralarında Şiilerin önemli liderlerinden biri ki geçmişten bugün aslında son 5 senede belki hani İran'da yenileşme çabalarının, Ruhani ile birlikte başlayan o yenileşme çabalarının içinde biraz daha
ortaya çıkmış, biraz daha sert şekilde Sünni siyaseti eleştiren Şii liderlerinden birinin de aralarında bulunduğu 47 kişiyi idam etti. Ve Suudi Arabistan'ın bu idam kararı aslında son 3 yıldır sürekli olarak tartışılan, hatta idam edilen Şeyh Nimr'in adı üzerinde de özellikle belirtilen, böyle bir idama yol açılmaması bunun bir şekilde Şii-Sünni savaşını tetikleyebileceği yönünde defalarca uyarılarda bulunan bir eylemdi ve gerçekleştirildi. Ardından elbette gelen şeyler beklenmedik şeyler değil. Tahran'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin saldırıya uğraması, sadece onunla da kalmadı elbette. Konsolosluklar da aynı şekilde, ama bu o noktada kalabilecek bir gerilim değil. Çünkü olayın farklı boyutları da başladı. Dünden beri görüyorsunuz. Hemen can havliyle aslında dünyanın büyük güçleri bu konuda bir itidal sağlamaya çalışıyorlar. Gerekçe de şu: böyle bir savaş artık geçmişte planlandığı gibi, yani 80'lerde belki 70'lerin ortalarında planlandığı gibi coğrafi bir savaş olarak belirli bir noktada kalma durumunda değil. Bugün dünyada din eksenli terör saldırılarını büyük dünya başkentlerine de çok rahat ulaşabildiğini düşünecek olursak, geçmişte planlandığı gibi sadece Orta Doğu'nun içinde kurgulanan bir savaşın orada yaşanıp bitmesi, orada bir düzen kurup sadece orada kalması gibi bir durum söz konusu değil. Böyle bir savaşın bütün dünyaya sıçraması kaçınılmaz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Suudi Arabistan içinde İran'la yaşanacak böyle bir gerilim sadece, örneğin işte soru bu zaten. Şimdi onun üzerinde de konuşacağız. Suudi Arabistan ile İran arasındaki bir gerilim sadece olayı işte Hizbullah'ın da girmesiyle, başka bir takım tarafların da girmesiyle, belki Suriye'nin de girmesiyle sadece burada yaşanmayacak. Aynı şekilde bu saldırılar terör saldırılarına dönüşerek büyük dünya başkentlerinde de kendini ortaya çıkartabilecek. O yüzden böyle bir tehlikeye karşı şimdi apar topar, sanki görülmemiş, duyulmamış gibi ortaya çıkılıyor. Böyle bir koşturmaca yaşanıyor. 3 aydır idam edileceği belliyken neden şimdi idam edildi? İşte o iş tam başlıktaki soruda gizli. Mezhep savaşlarının zamanı geldi çünkü. Dünyada artık gidebilecek bir yer kalmadı savaşlar konusunda. Bu saatten sonra kışkırtılabilecek savaşlar çok daha mikro ölçekli, dinlerin kendi içinde savaşları olabilecek. IŞİD bunlardan bir tanesi. Yani yeterince radikal olmamakla eleştirilerek eski bulunduğu grubun içinden bile dışlanmış, daha keskin, dünyayı biraz şiddetle yola getirebileceğine inanan, akıldan epeyce yoksun bir grubun bugün bütün sistemi ne hale getirdiğini gördük. Şimdi çok daha tehlikelisi kapıda. Buyurun, sorun tabii. Estağfurullah, ben hoca değilim. Ve gelinen bu noktada artık mezhep savaşlarının ardından çok daha mikro ölçekli yeni savaşların tetiklenmesi. Orhan Pamuk akıllı olsun. Ya arkadaşım, hadi ya. Hadi bak, bir şey konuşuyoruz. Sen git kumda oyna, devam et. Anlat orada. Bu savaş, böyle bir olası savaş, geçmişte pek çok provası az önce de bahsettiğim gibi yapılmış bir savaş. Ve şimdi... Ama biz bunu konuştuk. Hem de 3 ay önce konuştuk. Evet. Yani öyle olmak zorunda zaten. Onlar süs diye durmuyor. Yani mangal yaparken yerlemek için değil o kitaplar. Okumak için. Size de tavsiye ederim. Bir yerinden başlayıp okursunuz. Ben 45 yaşındayım. 40 yıldır okuyorum aşağı yukarı. Bu kadar olmuş işte. Neyse. Şimdi bu geldiğimiz noktada artık bu mikro ölçekli mezhep savaşlarıyla birlikte 3. Dünya Savaşı değil belki ama eğer bir 3. Dünya Savaşı yaşanacaksa tetikleyicisi bu örnek olacak. Bu saatten sonra başka bir şekilde, yani geçmişte planlandığı gibi çok anlatılırdı ya, işte su üzerinden savaşlar kopacak, enerji üzerinden savaşlar kopacak. Enerjiye ilişkin çok net bir başlık var. Buna ilişkin çok yazıp çizen iyi düşünürler, iyi okurlar, iyi yazarlar var. Necdet Pamir'i özellikle öneririm hepinize ben. Mesela Suudi Arabistan son 10 gün içinde petrol fiyatları yerlerde sürünmesine rağmen İran'ın çok yakın bir gelecekte, geçtiğimiz Temmuz ayı içinde imzalanan bu nükleer silahların azaltılması, yani kendi yaptığı çalışmaları, nükleer çalışmaları dünya denetimini açması karşılığında artık yavaş yavaş ambargoyu kırmaya başladı biliyorsunuz. Ve şimdi dünya pazarlarına bu yıldan itibaren biraz daha rahat açılma şansı var. Suudi Arabistan sadece bunu engellemek üzere, zaten paspas olmuş yerlerde sürülen petrolün fiyatını daha da düşürdü.
elindeki petrolle zarar etme pahasına hala direniyor. Bu bile sadece mezhep savaşının ekonomik boyutunun bir parçası. Sadece bir parçası. Ama asıl biz bu ekonomi savaşını, mezhepler üzerinden ekonomi savaşını, İran daha aktif bir oyuncu olarak dünya ticaretine girdiğinde göreceğiz. Ki az zaman kaldı bununla ilgili olarak. Şimdi geçmişte planlanan Yeşil Kuşak projesi içinde biz de vardık dedim. Bizim üzerimizden de bu tarz bir plan yapılmıştı. Bunun belirli uygulayıcıları vardı. 12 Eylül darbesi bunun bir örneği, net bir örneği. Bugün gelinen noktada, şimdi az önce bir izleyici aşağıdan Genelkurmay Hasan Karakaya için taziye mesajı yayınlanmış. Ne dersiniz diye soruyordu. Bunun çok ötesinde bir çalışma değil bu. Eğer Genelkurmay Başkanı Hasan Karakaya gibi hayatı küfürle geçmiş hepimize, özellikle ben, siz bu yayını izlediğiniz için aşağı yukarı söyleyebilirim herhalde bunu. Bizim gibi yaşam tarzını benimsemiş insanlara sabahtan akşama ana avrat söven, sadece hakaret eden bir adam için dik duruşundan asla taviz vermedi diyorsa, bu üzerinde oturup düşüneceğimiz bir şey. Bunu sadece şu cümleyle açıklayamayız çünkü. Genelkurmay Başkanlığı kendi çapında çok okunan bir yazarın ardından bunu yaptı. Eğer böyle olacaksa Genelkurmay Başkanlığı'nın çok yakın geçmişte kaybettiğimiz pek çok yazar için, çizer için, sanatçı, şair, düşünür için ne yaptığını bir sormak lazım. Cevabı koca bir hayır olacak çünkü böyle bir şey çıkmadı. Çok daha basit bir soruyla gidebiliriz. Şu anda hapiste olan gazeteciler var. Onlardan iki tanesi Can da, Erdem de dik duruşlarından taviz vermeyen insanlar. Mesela yaşarken böyle bir mesaj yayınlayabilir mi Genelkurmay Başkanlığı? Boş verin bunu. Genelkurmay Başkanlığı bir önceki görevdeki Genelkurmay Başkanı'ndan bir önceki uyduruk bir suçlamayla tutuklanıp hayatının bir bölümünü hapishanede geçirirken, cezaevine atılmışken, Silivri cezaevine ağzını açabildi mi? O zaman biz sadece şunu diyebiliriz. Bu sahibinin sesi çalışmasıdır, başka bir yerde konumlandırılmalı. Bizimle alakası ne bugün konuştuğumuz konuyla? Dün Genelkurmay Başkanlığı için, Silahlı Kuvvetler için önemli isimlerden bir tanesi Sabri 25oğlu vefat etti. İsmi hatırlamayan, duymamış olanlar olabilir. Ama Sabri 25oğlu Türkiye'nin son 40 yılında hatta 50 yılında çok önemli girişimlerin içinde olmuş bir adam. Bunun içinde Kıbrıs'ta adaya yapılan barış harekatından önceki organizasyonun yapılması da var. 6-7 Eylül olayları ki Türkiye'nin utanç sahnelerinden bir tanesidir biliyorsunuz. 6-7 Eylül olayları var. Devamında Gladio ile ilgili bütün çalışmalar var tek tek. Sabri 25oğlu, dün hayatını kaybeden Sabri 25oğlu, 80 ihtilalinin darbesinin ardından Ankara'da sıkı yönetim komutanlığı yapmış bir adam. Ama sadece bununla değil, geçmişten bugüne kadar Türkiye'de adı derin devletle, Gladio'yla, devlet adına yapılmış birçok uygulamayla özdeşleştirilmiş isimlerden bir tanesi. Kendi de verdiği tek röportajda aslında biraz da yaşlılığın verdiği bir şeyle ağzından kaçırmıştı neler yapılabileceğini. Mesela şöyle bir ifade var. Özel harpte şöyle bir kural vardır diyor. Özel harp, özel harp, harp dairesi yani... Bugüne uyarladığınız zaman bunun adına Gladio da diyebilirsiniz. Geçmişteki söylemiyle derin devlet, 90'ların ortasındaki o ard arda yaşanan faili meçhul, aslında faili çok bilinen, faili meşhur cinayetlerdi onlar ama JITEM de diyebiliriz. İsimlerinin hepsini söyleyebiliriz tek tek. Ard arda dizmek mümkün. Ama bakın şu sözler. Siz bir şey yapın da kumda oynamaya devam edin. Bakın diyor ki özel harpte bir kural vardır. 2010 yılında veriyor bu röportajı Sabri 25oğlu. Halkın mukavemetini arttırmak için düşman yapmış gibi bazı değerlere sabotaj yapılır. Bir cami yakılır. Kıbrıs'ta cami yaktık biz. Cami yakılır mesela ifadesini kullanmıştı. Bu röportajı yapan muhabir elbette gazeteci refleksiyle soruyor. Cami mi yaktınız? Mesela diyorum. Dün ölümünün ardından damadı bir açıklama yaptı. Kendisine atfedilen bütün bu suçlar aslında... İzafi suçlardır. Böyle bir şey yaşanmadı. Bunların tamamı kendi üzerine atılmış, yakıştırılmış şeylerdir diye. Halbuki son iki aydır GATA'da solunum cihazına bağlı olarak yaşayan bir isim. Sabri 25oğlu. Bu Yeşil Kuşak projesi var ya bizim baştan sona bugünkü yayın boyunca konuştuğumuz Yeşil Kuşak projesi. Dönem dönem farklı isimlerle ortaya geldi.
Yani bir dönem bunu yapan Milli Güvenlik Konseyi'nin içindeki isimlerdi. Darbeyi, Türkiye'ye 1980 darbesini yapan insanlar, onlar eliyle içi boşaltılan bir Atatürkçülük kavramı gördük mesela biz. Türkiye'nin her yerine, her noktasına Atatürk heykelleri dikildi. Sadece Atatürk heykelleri dikildi. Atatürk'ün fikirlerinden uzaklaştırıldı, dünya görüşünden uzaklaştırıldı insanlar ve bunun adına Atatürkçülük denildi. Sadece katı, uzlaşmaz, üzerinde tartışmaz, konuşmaz. Beni mi? Arkadaşım ben içerideyim, sen dışarıdasın. Hadi. Devam et. Yılmaz Arda 17. Neyse, biraz daha yakalarız yine. O içi boşaltılan Atatürkçülük kavramı ile birlikte Türkiye'de dini ögelerin daha çok öne çıkartıldığını gördük mesela. Türkiye'de her ne kadar bakmayın bugün sürekli olarak anlatılıp biz o dönemde çok acı çektik falan palavraları atılsa da 80 darbesi Türkiye'de solun üzerinden silindir gibi geçti. Yani insanları sadece apolitik hale getirmesi değil, bununla kalmadı. Türkiye'de sol görüşün, düşüncenin daha öne çıktığı, yani sağda biraz biat kültürü vardır bilirsiniz, zaten onlar kendileri de reddetmezler bunu. Önderin peşinden gitmek. Ama sol görüş, düşüncenin daha çok önünü açılmasını öngören görüş, 80 darbesiyle birlikte çok ağır etki altında kaldı. Ve bugüne gelinen noktada o aradaki boşluk sürekli olarak dini ögelerle ikame edilmeye çalışıldı. Yani Türkiye'de imam hatiplerin önleri açıldı. Sadece imam hatip üzerinden siyaset yapılmaya başlandı. Dindar çocuklar, bunlar daha sakindir. En azından işte o günün söyleyişiyle anarşist değildir falan diye önleri açılarak bugün yükselen katı dini değerlendirmelerinde öne açılmış oldu. Bizdeki Yeşil Kuşak projesinin ucu böyle işledi. Şimdi Orta Doğu ile birlikte çok yakın zamanda son 5 sene içinde Arap Baharı denen o uyduruk silsileyle birlikte aslında birleşerek bir Sünni kuşak oluşturma çalışmasının artık belli bir aşamasına gelinmişti. Bu haftanın başına kadar, bu yılın başına kadar. Ama şimdi bu çatışmayla birlikte artık Yeşil Kuşak projesinde yeni bir aşamaya geçildiği görülüyor. Daha bu konuyu epeyce konuşuruz muhtemelen. Çünkü bu saatten sonra olacak şey şu bence. Bir süre boyunca terörle birlikte biz iç içe geçmiş şekilde göreceğiz bunu. Hangisi terör boyutu, hangisi işin biraz daha mezhep savaşı boyutu çok fazla anlamayacağız. Ama bu sürenin sonunda, geldiğimiz sürenin sonunda muhtemeldir ki dünya net bir şekilde mezhep savaşlarını görmeye başlayacak artık. Sıkıntılı bir döneme başlıyoruz. Bu saatten sonra ne olacağını biraz bu Yeşil Kuşak projesinden geri adım atılacak mı atılmayacak mı o gösterecek. Ama dediğim gibi daha çok konuşacağız bununla birlikte. Size de bu konuyla ilgili okumanızı tavsiye ederim. Özellikle mesela Kadri Gürsel'in, Semih İdiz'in yazdıklarını okumanızı tavsiye ederim. Biraz daha bu konu üzerine kitaplar karıştırmanızı tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi bu konuyu daha çok konuşacağız. Çok yeni başladık. Maalesef çok yeni başladık. Ve daha ardında çok daha fazlası var gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyorum. Yeni yılın ilk yayın gününde beni yalnız bırakmadığınız için, evlerinize konuk ettiğiniz için. Ha, şunu sormuşsunuz. İletişim yayınları uzun süredir aslında böyle bir şey vardı. Bir şekilde günü göstermek, hani ne oluyor, ne bitiyor, hangi gündeyiz göstermek. İletişim yayınları çok güzel bir takvim çıkarmıştı. Ben derslerini alırım zaten. O takvimin bir yaprağı. Bundan sonra günü de burada gösterelim ki yayınımıza bir not daha düşmüş olalım aslında. Bugün 4 Ocak Pazartesi, yeni yılın ilk Pazartesi günü. Ve o gün beni evlerinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfet benim çalışma odama misafir olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ama en çok değer verip dinlediğiniz için. Yeni yıl güzelliklerle gelsin. Bu kadar uzun konuştuğumuz, bu kadar tatsız konuştuğumuz şeyler umarız bir şekliyle iyiliğe doğru evrilir. Ne kadar olur, ne zaman olur bilmiyorum ama olması için hepimizin elimizden geleni yapmamız gerekiyor sadece. Bunun için önce birlikte olarak başlayacağız, konuşarak başlayacağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Konuşacağız, düşüneceğiz, sesimizi yükselteceğiz. Çünkü biz sesimizi yükseltmezsek abuk sabuk bağıranların sesi daha çok ortaya çıkıyor. Bugün konuşamadığımız gibi Türkiye mesela Hitler rejimini konuşmak zorunda kalıyor. Sadece saf bir cehalet örneği gerekçesiyle. Arkasından
7 Haziran'a kadar kendini bulmuş olan Türk medyası yok canım aslında öyle demek istemedi olur mu falan diye böyle yapışıp gitmeye falan çalışıyor ama boş verin biz sesimizi çıkartacağız, düşüneceğiz, düşündüğümüzü de söyleyeceğiz. Bu yayını bir yarım saat kadar sonra medyascope.tv adresinden de izleyebilirsiniz. Ben bir 5 dakika kadar sonra burada olacağım. Günün gazetelerine bakacağız. Bakalım yeni yılın ilk pazartesi günü, ilk iş günü neler yazmış gazeteler, neler anlatmış bize. Üzerinde biraz konuşacağız, tartışacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.